Bu arada Birleşme Partisi'nde biraz konuşalım mı? Ha? Konuşalım. Yani ben size Birleşme sıcağı Partisi'ne gidecek olan arkadaşlarımız daha çok yorum yapsın bence. Gece 3'te 4'te uyanacağım sizin için. Canlı olarak adadan sokulacağım gizli gizli adaya uzaktan. Bakacağım, bütün bilgileri aktaracağım size. Hakan. Şu anda kalktı. Bir tanesi tuvalete gitti. Şu anda biri ateş başında. Çağrı şu an tuvalete gitti. Şu anda biri 10 dakikadır gelmiyor falan. Ne diyeceksin abi? Gece ne bileyim, buluruz bir şey. Oraya seni sokmazlar da. Şaka bir yana. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçer sence bu sene parti? Acun abi az çok tüyoları verdi. Bence Acun abi geçen senenin şeyini alacak. Senin için Birleşme Partisi alacak. Nasıl bir şeydi? Yani Birleşme Partisi'ne bir hafta kala nasıl bir hissiyattaydın? Partide nasıl bir hissiyattaydın? Bittiği an ne hissettin? Bize bir geçen sene senin yaşadığın süreci. Benim yaşadığım en önemli şey yemek olayıydı. Ben hani böyle çeşit çeşit yemek gelecek ya. Mesela o beni çok mutlu ediyordu. Yemek yiyeceğim, duş alacağım, temiz kıyafet giyeceğim. Bir böyle hani sonra ada psikolojisinden çıkıp böyle daha eğlenceli bir hale gelecekti olay. Orada mesela beni sıfırlayacak diye düşünüyordum. Bir tık da sıfırladı. Yemekleri ben fazla kaçırdım falan. Yemek olayı çok tehlikeli mesela, biliyorsunuz zaten. Evet. Yani yemek olayı çok tehlikeli. Yani bütün birleşme mahvolabiliyor yemeği fazla kaçırınca. Mahvoluyorsun yani çok yediğinde, böyle kalıyorsun hacı yatmaz gibi, böyle bütün gece bekliyorsun yani, anladın mı? Ama dikkatli yemen lazım, böyle çok böyle kızartma, yağlı falan çok fazla abanmaman lazım yani, böyle temiz temiz yiyip. Sevgili seyirciler, şöyle bir şey oluyor çünkü hani ben 3 katıldığım Birleşme Partisi'ne şunu yaşadım. Şimdi midemiz atıyorum şu kadar. Yani bir futbol topu kadar gibi düşünün. Mide öyle esnek bir şey ki yemediğiniz zaman hani derler ya, diyete girdim zamanla artık hani çok canım yemek çekmiyor. Çünkü mide o futbol topu kadar büyüklüğünde olan mide artık ufalıyor ufalıyor. Handball topu kadar şu kadar oluyor. Şimdi böyle bir mideye siz futbol değil basketbol topu gibi yemek istediğiniz zaman mide böyle zorlanıyor. Evet. Siz o zarları böyle büyütmeye çalışıyorsunuz. Bu sefer yani ufacık bir yemekte inanılmaz bir ağrı ve kramp oluyor. Yani ben 3 yemeğimde de böyle artık fenalık geçirmiştim. Ana yemeğe gelene kadar daha böyle hani baştan o pideler gelir falan, böyle mezeler gelir. O noktada tıkandığımı hatırlıyorum. Tatlıyla tuzluyu karıştıran var mesela. Geçen sene ben puf böreğini böyle sütlaca bandıranı gördüm ya. Yani şaka gibi yani. Aldı bir tanesi börek mörek. Evet, böyle bir görüntü vardı bandırdı. Sanki. Kimdi? Yunus Emre. Bir tanesi aldı ya, patlıcanlı brownie'yi aynı anda yedi falan, böyle ben böyle bakıyorum nasıl olur falan filan diye. Sonra herkes böyle külçe gibi kaldı tabii. Yani 2-3 saat sonra ancak kendine geldi herkes. Bence tadını çıkaracaksın. Yavaş yavaş, tabii olmuyor bu aslında. Yavaş yavaş yiyeceksin. Kesinlikle. Çok zorlamayacaksın. Ama zaten yiyebileceğim belli. Zaten çok aç gelmiş oluyorsun ya oraya. Evet. O yüzden insan hani bir anda saldırmak istiyor. O çok kötü bir şey aslında. Hani tecrübe etmek lazım diyeceğim ama hayatımızda ilk defa biz de bu durumu tecrübe ettiğimiz için böyle bir anda saldırıyorsun ister istemez. Hani göz tokluğu çok önemli diyorlar ya. Kesinlikle. Tam olarak o. Hani gözün doyuyor ama bir yerde yine de yemek istiyorsun. Peki şimdi yemek kısmını geçelim. Bu sene, başka bir olay var. Nedir o? Bu sene Domini'ye Türkiye'den özel bir uçak gidiyor. Yaklaşık 350 kişilik bir uçakla buradan Domini'ye 100 Exen izleyicisi. Evet. 50 Exen galiba. Bir kişi de yanında. Bir kişi de yanında, toplam 100 kişi gidiyor. Onun dışında giden eski yarışmacılar var. İsmi bilinen kimler var sayayım ben. Cemalcan zaten parti yapacak orada. Cemalcan gidiyor. Ardahan, Sercan gidiyor. Evrim gidiyor mu? Evrim gidiyor. Evrim gidiyor. Galiba Berkan da var ya. Mert gidiyor. Berkan'la Lale gidiyor galiba. Çünkü onların geçen seneden bir ödülü vardı diye hatırlıyorum ben. Geçen seneden kaç kişinin ödülü var? Var olanlar var. Geçen seneden bir tek Ardahan'ınkini hatırlıyorum. Benim bildiğim bir tek Ardahan'ım var abi geçen seneden. Evet. Ben Berkan'ın da bir şey var diye biliyorum ya. Berkan bir şeye gidememişti de, çünkü bunu şeyde konuşmuştuk biz. Exen Cup'ta. Öyle mi? Çok iyi hatırlıyorum aynen. Berkan da gidiyor bildiğim kadarıyla. Hatta gittim, orada yeni projesi için Lale ile bir çekim yapacaklar. Ha, onun dışında başka kim gidiyor? Geçen seneden bence Aycan falan da gidebilir. Eğer maçı falan yoksa hani olabilir, aşkım Aycan falan. Geçen sene kadronun ben birçoğunun gideceğini düşünüyorum. Belki Nisa ile Barış gider, bilmiyorum. Hani gidecek olan çok kişi var. Anıl gidecek galiba bize. Ekstra masası gidiyor bu arada. Bak unuttum onu. Sevgili Murat Özarı, Semih, Furkan ve Sema da gidiyorlar. Murat abi çünkü çok gitmek istiyormuş. Ona da bir Dominik havası değişikliği olur. Lazım adamın tabii şimdi şöyle baktığın zaman hep böyle Damla, Hakan, Sema gidiyordu. Öyle. Sema yine attı kendini ama bence Furkan, Semih ve Murat abi de bence geliyorlar. Efendim? Gökhan'la İhsan da geliyorlar. Gökhan'la İhsan'la mı gidiyor? Galiba geliyor. Biz mi kalıyoruz seninle? Ben 7 gün panorama mı yapacağım? Senle dediğim ben de kalıyorum. Nasıl ya? Yani üçümüz. Gökhan'la İhsan'la mı gidiyor? Galiba onlar da gidiyor. Gökhan, İhsan, izliyorsanız gidiyor musunuz? Bütün haber bekliyorum. Arkadaşlarımıza selam olsun. Buralar bize emanet artık. Aynen. Melisa, ben, Damla burada. İnanılmaz bir birleşme haftası yayını yapacağız. Bir şey değil mi bak? Daha rahat olabilirsiniz ha. Sana bir şey söyleyeceğim. Burada. Bak, olur da sen yokken reytinglerimiz mesela şu an ilk yüzde 85. oluyoruz. Evet. Olur da böyle 50. 60. olup iyi bir yerlere gelirsek Mert'ciğim, dönüşte şurada oturursun. Peki ben yokken ilk yüze giremezseniz döndüğüm ilk gün ilk yüze girersek o zaman ne diyeceğim? O zaman sen varsın. Biz sen burada tek başına program yaparsın. Aynen. Peki Cemalcan DJ'lik yapacak. Cemalcan'ın yardımcı DJ'i kim biliyor musunuz? Kim? Sercan. Hani o yanında Sercan ne deniyordu ona? Ne bileyim. Bilmiyorum. Geçen sene Aycan'ın yaptığı bizim birleşmede yardımcı DJ'ye yaver mi? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Ya yaver. DJ yaver. Sercan değil mi? Hayır. Ne? Cemalcan'a WhatsApp'tan yazdım. Dedim ki yanındaki DJ, yardımcı DJ benim dedim. Beraber çalacağız. Vay. Bir de dans bir şeyler yaparız orada. Evet, Cemalcan ve Mert DJ kabininde olacaklar. Güzel bir parti. Şarkı yarışması oluyor bu arada. Oluyor tabii ki. Muhtemelen tabii ki Tarık Sezer ve orkestrası da orada olacak diye tahmin ediyorum. Tarık abimize de buradan çok selamlar. Onları da özledik. Bu sene O Ses yoktu. Evet. Aa, bir şey söyleyeceğim bu arada. Bu sabah 8'de kalktım. Bir saat ne izledim biliyor musunuz? O Ses Türkiye Rap. Abi çok iyi. Iyi değil mi? Bak, çok iyi. Evet, çok iyi. Favorin kim derseniz APO. Yani APO'nun ben tavırları çok komik geldi. Hani böyle o Gökhan gibi, Yıldız Tilbe gibi bir şeyde. Tarzda böyle espriler falan hoşuma gitti APO. Murdo'yla Mero da aynı şekilde çok iyi. Hadise de öyle. Mesela Hadise için rap falan nasıl oluyordu ama yorumları, kıyafetleri falan. Vardı o havası zaten gitti normalde de. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Muhakkak izleyin yani. Bak, kesin izleyin. Çok iyi sesler de var bu arada. Neler var ya. Evet. Sunucu Keşa da iyi. Hepsi çok iyiler ya. Çok beğendim. Neyse, artık dönelim Survivor'a. Efendim Yunus Emre. Şey, buyurun efendim. Olarak, Birleşme Partisi diyorduk ya her sene. Bu sene Birleşme Partisi, Birleşme Festivali gibi bir şey olacak. Bir tane de dünya ünlü bir sanatçının konseri var. Bizi burada üzmeye çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Acaba bu Birleşme Festivali'ne? Bir dakika. Yoksa doğru mu? Evet. Dua Lipa mı? Şaka yapıyorsun. Bilmiyorum abi. Oo, Dua Lipa. Bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim, çok mantıklı. Öyle bilgiyi bilmiyorum. Mert doğru söylüyor. Ama çıkarsa da niye Dua Lipa çıktı bu konsere demem yani. Duacım hoş geldin. Dualarım kabul. Dualarım Dua Lipa'yla. Evet efendim. Vay be Mert, öyle bir şey olsa bomba ya. Sen vallahi bağladın. Bomba olur. Bilmiyorum. Story'den. Ortak bir iki arkadaşımız var ama. İyi, hadi bakalım. Tamam. Sana attım topu. Dur, hayırlısı. Şimdi efendim Yunus Emre biliyorsunuz Survivor'a veda etti. Hepimiz çok üzüldük. Çünkü Survivor'ın en böyle nasıl diyeyim, şirin, sempatik, iyi kalpli gözüken yarışmacılarından biri elendi. Yani Survivor bir şirinler köyü olsa köyün şirin babası herhalde Yunus Emre olurdu diye düşünüyorum.